Kanalımdan herkese merhabalar. Ben Gül. Beslenme çantalarına ve kahvaltıya oldukça yakışan pizza poğaçalar yapıyorum. Önce hamurunu yoğuralım. Hamuru için yarım çay bardağı sıvı yağı büyük bir kasenin içerisine aldım. Bir çay bardağı ılık süt sıvı yağın üzerine boşalttım ve bir çay bardağı da ılık su. 1 tatlı kaşığı tuz kullanıyorum ve 2 tatlı kaşığı da toz şeker karışımıma ekledim. 15 gram yaş maya dilerseniz kuru maya, instant maya da kullanabilirsiniz. Bir yumurtanın beyazını karışımıma ekledim. Sarısını da üzerine sürmek için ayırdım. Hamur malzemelerini karıştırmaya başlıyorum. Mayayı elimle dağıttım ve şimdi un ekliyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un ekledim ve hamurumun yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Unu dikkatli ekleyelim. 3 ile 3,5 su bardağı arasında un miktarımız değişebilir. Yumuşak bir hamur yoğurduktan sonra üzerine streç film çekerek yarım saat kadar hamurumuzu dinlenmeye bırakalım. Yarım saatin sonunda hamurumuz kabardı, mayalandı. Tezgahımızın üzerine alabiliriz. Hamurumuzun havasını alalım. Spatula ile hamurumuzu tezgahımızın üzerine alıyoruz. Tezgahın üzerine biraz un serptim. Bu poğaçanın yapımı oldukça kolay. Hamuru biraz elimle toparladıktan sonra hamur kesici ile 9 eşit parçaya böleceğim. Bu hamur malzemelerinden 9 tane pizza poğaça elde ettim. Malzemeleri artırarak daha fazla poğaça elde edebilirsiniz. Parçalara ayırdığım hamuru elimle yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye bezelerimi aralıklı bir şekilde yerleştirdim. Bir kenarda ayırmış olduğum yumurta sarısını fırça ile bezelerin üzerine sürüyorum. Yumurta sarısı poğaçaların nar gibi güzel kızarmasını sağlıyor fakat bazı çocuklar yumurta kokusunu sevmeyebiliyor. Bu durumda sıvı yağ ve yoğurt karıştırarak poğaçalarımızın üzerine sürebiliriz poğaçaların alt tarafından tutarak susama daldırıyorum her tarafını susama buladım kenar kısımlarını daha çok susamlı yaparsak daha güzel olur Dilerseniz susamsız da yapabilirsiniz hamurların ortasına iç malzemesi koyacağım için çukurlaştırmam gerekiyor ve bunu da bir su bardağı ile yapıyorum Su bardağının tabanını böyle sıvıya daldırdım, yapışmaması için ve hamurun üzerine bastırıyorum. Yapışmadan bardağımız çıktı ve hamurun ortası çukurlaştı. Tekrar sıvıya bandırdım ve hamurun üzerine bastırdım bardağımı. Pratik bir şekilde hamurlarımın üzerine çukurlar açmış oldum böylece. Bu aşamadan sonra poğaçaların içerisine bir miktar ketçap sürdüm. Dilerseniz domates püresi de ekleyebilirsiniz. Domates püreniz yoksa bir tane domatesin kabuklarını soyarak rendeleyebilirsiniz ve birer kaşık poğaçaların içerisine sürebilirsiniz. Poğaçaların içerisine şimdi istediğimiz malzemeyi yerleştirebiliriz. Ben yeşil biber, domates, kapya biber, yeşil zeytin, siyah zeytin, mısır gibi malzemeler ekledim. Bu malzemeleri eklerken biraz bastırarak eklememiz gerekiyor. Hamurun yüzeyine bırakırsak eğer pişme esnasında hamurumuz kabaracaktır ve orta kısmı kubbe gibi kabarık olacaktır. Orta kısmına malzemeleri yerleştirirken Elimizle biraz bastırarak yerleştirelim ve çukur olarak kalsın. İç malzememizi isteğe bağlı olarak sucuk, mantar, sosis, salam, soğan gibi farklı malzemelerle de yapabiliriz. Çocukların sevdiği malzemelerden ekleyerek beslenme çantalarını da rahatlıkla koyabiliriz bu arada fırını 180 dereceye ayarladım ve ısıttım poğaçalarımı şimdi pişmeye gönderebilirim üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz poğaçayla alakalı yorumlarınızı yorumlar kısmından da yazabilirsiniz